Ben Murat Altuğgil, sosyal hizmet uzmanıyım. Bu dersteki konumuz aktif yaşlanma ve boş zamanların değerlendirmesini de ele alacağız aynı zamanda. Aktif yaşlanma deyince ne anlıyoruz? Biraz bundan söz edeceğim size. Bununla beraber aktif yaşlanmanın içinde bireyin neler yapması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini, kendini daha iyi fiziksel, ruhsal ve diğer bütün konularda nasıl rahat hissedeceğiyle ilgili konuları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yaşlanmayla beraber emeklilik dediğimiz herkesin yaşadığı, çalışan herkesin bir gün beklediği bir dönem var. Emeklilikle beraber yaşlı bireyler aynı zamanda da boş zamanlarıyla birlikte karşı karşıya kalırlar. Kendilerine ayıracakları zamanda daha fazla aktivitenin içine girmek istiyorlar. Neler yapabiliyorlar? Özellikle kendi yaşamlarıyla ilgili çalışma hayatları boyunca yapamadıkları, hayal ettikleri, örneğin balık tutmak gibi, uzun doğa yürüyüşleri gibi ya da dost akrabalarla beraber daha fazla zaman ayırmak gibi konularda birlikte neler yapabilirler? Bunun hayallerini kuruyorlar. Emekli olacağım zaman işte bir tekne alacağım. Tekneye de arkadaşlarımla beraber balığa çıkacağım. Birlikte dostlarımla bir araya geleceğim, daha fazla zaman ayıracağım ve ailemle birlikte onlarla daha güzel aktiviteler içinde yer alacağım diye. Bunları yapabilenler kendini daha iyi hissediyorlar. Hem psikolojik açıdan hem de sosyal açıdan. Ama bir de bunları yapamayanlar var. Emeklilik süreci boyunca hem ekonomik yetersizlikten dolayı ya da yaşadıkları çevrede, bulundukları ortamlarda hayal ettikleri gibi bir yaşam sürdüremeyebiliyorlar. Ekonomik yetersizlik, emeklilik sonrası yaşlıları da ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte gelir kaybı yaşıyorlar. Gelir kaybı sorununun getirdiği sıkıntıları da beraberinde yaşıyorlar. İş aramaya başlayanlar var işlerinde. Örneğin ikinci bir işte çalışan, kendini hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan daha iyi hissetmek isteyen emekli insanlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşlılık döneminde çalışma hayatının bir anda sona ermesiyle birlikte boşa çıkan zamanla ilgili de yaşananlar var. Örneğin sabah, her sabah özellikle saat 7'de kalkan ve işine giden bir birey emeklilik sonrasında artık sabah saat 7'de kalkmak gibi bir zorunluluğu olmayabiliyor. Ama uzun zaman yine aynı saatte kalkan ve bir anda ne yapacağını bilemeyen insanlarla da yüze geliyoruz. Yaşlılık döneminde aktif yaşlanmayla ilgili en önemli konulardan bir tanesi fiziksel sağlık. Uzun süre düzenli bir yaşamı olan, sabah erken saatte kalkan, işe giden, iş dönüşü eve gelen ve ailesiyle birlikte zaman geçiren, düzenli bir hayat olan yaşlılara rağmen, böyle bir düzenli bir hayata rağmen, emeklilik sonrasında daha güç koşullarda ve daha sıkıntılı bir yaşam yaşayabiliyor yaşlı. Bunun içinde hem ekonomik hem sosyal hem psikolojik sorunlar var. Psikolojik sorunlardan sözünü etmek istediğim konu şudur ki, yalnızlık duygusu yaşlıları en çok sıkıntıya sokan duygulardan bir tanesidir. Terk edilmişlik duygusu, artık işe yaramamak gibi bir duyguya kapılmak, kendini daha zayıf bir kişilik gibi görmek ya da artık daha önceden yaptığı aktiviteleri yerine getiremediğini düşünmek yaşlıyı daha da sıkıntılı bir hale sokabiliyor. Bu durumda yaşlıların desteklenmesi gerekiyor hem sosyal hem psikolojik açıdan. Bu yapılan destekler yaşlının kendini daha iyi hissetmesini sağlayabiliyor. Yaşlılıkla beraber aynı zamanda fiziksel rahatsızlıklar da yaşlının yaşam kalitesini düşürebiliyor. Örneğin romatizma hastalıklar ya da kalp damar hastalıkları, diyabet gibi hastalıklar yaşlının yaşam kalitesini düşürebiliyor. Düzenli bir yaşama rağmen bazen bunlar yaşanabiliyor. Düzensiz bir yaşamı olan yaşlardaki bu fiziksel rahatsızlıklar daha da artabiliyor. Bütün bunlar yaşam boyunca kişinin nasıl yaşadığıyla ilgili doğrudan ilintili bir konu.
Aktif yaşlanmadan yine söz ettik, biraz önce de tekrar ettik. Bir kere daha söylemekte fayda görüyorum. Özellikle emeklilik sonrasındaki hayatın planlanması ve yeni yaşamda daha uyumlu bir hale getirilmesi için kişinin kendini yenilemesi gerekiyor. Yani bunu şöyle örneklendirebilirim. Örneğin hücrelerin yeniden yenilenmesi gibi. Kendini daha iyi hissetmesi ve yapmak istediği işleri daha özgürce yerine getirmesi. Herhangi bir metne ya da kurala bağlı olmadan kendi kurallarını koyarak ona göre yaşamını planlaması. Biraz daha rahat bir hayatı sürmesine neden olabiliyor. Tabii bu arada ekonomik nedenler çok önemli. Kişinin gelir kaybına uğraması ciddi anlamda psikososyal sıkıntılara yol açabiliyor. Eğer gelir kaybı yok ise, iyi bir geliri var ise, kişinin hayallerini gerçekleştirmesi de daha rahat yerine gerekiyor. Aktif yaşlanmada en önemli konulardan bir tanesi kişinin örneğin parasını yönetebilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, ikinci bir kişiye ihtiyaç duymaması, bankadaki hesabını yönetebilmesi, ödemelerini örneğin yine bilgisayar üzerinden yapabilmesi ki çağın en önemli teknolojik nimetlerinden bir tanesi, bunu kullanabilmesi kişinin yaşam kalitesini de arttırabiliyor. Bunu öğrenmesi, bunu günlük hayatına otomatik olarak bir herhangi bir iş gibi, örneğin bir kalemle yazı yazmak gibi bu kadar kolay hale getirmesi yaşlının da gelecekte aktif yaşlanmasına önemli katkıları oluyor. Burada en önemli konulardan bir tanesi de biraz önce söylediğimiz gibi fiziksel olarak kişinin kendi vücuduna bakması, spor yapması özellikle. Yedikleriyle ilgili daha dikkatli beslenmesi, daha sağlıklı beslenmesi kişinin daha ilerideki olabilecek olan yaşlılık dönemine ait hastalıkları da daha azı indirebiliyor. Burada grup dinamiği de önemli aynı zamanda. Yaşlının daha önceki orta yaş döneminde ve gençlik dönemindeki referans gruplarını hala koruyor olması onu yaşlılık döneminde yalnızlık duygusundan uzaklaştırabiliyor. Örneğin çocukluk arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, ayda bir iki de olsa bu gruplarla birlikte hareket etmesi, o örneğin o gruplarla oyun grubu kurması, gezi grubu kurması, onlarla birlikte bu aktiviteleri yerine getirmesi yaşlı olan birey de ciddi anlamda kendini daha iyi hissettirebiliyor. Yaşlıların aktif yaşlanma döneminde özellikle bizim beklentilerimizden bir tanesi de şudur ki yaşlı bireylerin bulundukları mekanda, örneğin bu kendi evleri ise ya da kurumlarsa her iki durumda da onlarla kurulan diğer bireylerin kurduğu ilişkilerde neler yapılacaktır? Biraz bunun üzerinde duracağız şimdi. Evde yaşayan yaşlar eğer yalnız yaşamıyorlarsa, yakınlarından biriyle beraberlerse, örneğin evlatlarından biriyle beraberlerse ya da eşiyle birlikte yaşıyorsa bu süreçte onların günlük yaşamlarında daha önce yerine getirebildikleri örneğin yemek yapmak, temizlik yapmak ya da evin temizliğini yapmanın yanı sıra kendi vücut temizliğini yapmayı yardımsız olarak yerine getirirken ikinci bir kişiye ihtiyaç duymaları halinde o kişinin bu yaşlarının ilişkileri nasıl olabilir? Biraz da bunun üzerinde duracağız. Evladı bile olsa ya da kardeşi bile olsa, eşi bile olsa kişinin vücudu temizlenirken, ona dokunurken onu incitmeden bunu yerine getirmesi gerekir. Aynı durum kurum bakımı altında bulunan yaşlı bireyler için de geçerlidir. Yani yaşlıyı yıkarken örneğin bir eşyayı yıkar gibi yıkayamayız. Onun isteklerini, onun beklentilerini, onun o anki duygularını anlamaya çalışmamız gerekir ve ona göre hareket etmemiz gerekir. Hangi sabunla yıkanmak ister, hangi şampuanla yıkanmak ister bunları ona sormamız gerekir. Kendi kararlarımızı kendimiz değil onun fikrini alarak bunu yerine getirmemiz gerekir. Yaşlıyı beslerken yine aynı şekilde ne yemek ister, neyi daha çok sever, neyi sevmez. Sevmediği bir yemeği ısrarla yedirmek yaşlı istismarına da girer. Dolayısıyla yaşlıyla beraber yaşarken özellikle onun kendisini daha iyi hissetmesini sağlamak için bu konulara dikkat etmemiz gerekir. Bir başka konu yaşlının
yaşlı insanların içinde entelektüel olanlar var, olmayanlar var. Her yaşlı birey aynı durumda değildir. Sadece yaşlı olmak ya da yaşlılık dönemini yaşamak ortak noktadır. Çünkü bireysel farklılıklar vardır. Kişilerin geldikleri kültürler farklıdır. Anne babalarından aldıkları eğitim farklıdır. Kendi eğitim durumları farklıdır. Dolayısıyla bütün bu etkenleri göz önüne alarak ona göre yaşlıyla bir ilişki kurmamız gerekiyor. Bunu evde baktığımız, yakınımız olan yaşlıya da aynı şekilde davranmamız gerekiyor. Kurum bakımı altında olan ve bakım elemanlarının sorumluluğunda olan, bakım hizmeti alan yaşlıyla bakım elemanı arasındaki ilişkilerde de aynı şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Son yıllarda yaşlıların daha sağlıklı gelişmenin sağlanması, aktif yaşlanmalarının konusunda daha etkin programları için geriatri ve gerontoloji alanında çok ciddi çalışmalar var. Türkiye'de de bu çalışmalar oldukça iyi gidiyor. Bizim yaşlı nüfusumuz ki 2023 yılında genel nüfusumuzu 100 milyon civarında olduğunu bekliyoruz ve bunun %17'sinin yaşlı nüfus olarak olacağını düşünüyoruz. Bu da 17 milyon insan demek. 17 milyon yaşlı kişilere hükümetlerimizin yapacağı çalışmalar, sivil toplum örgütlerinin yapacağı çalışmalar neler olacak? Yaşlılarda ne tür etkinlikler olacak? Aile içinde yaşlıların bakımı sağlanırken, hem tıbbi bakımı hem sosyal bakımı yerine getirirken, aile bireylerinin o yaşlı olan ilişkileri neler olacak? Bu konular daha geniş ve ayrıntılı bir şekilde aslında hem bilimsel çalışmalar ortaya konmuş durumda, hem de uygulamada, hem kurum bakımı altında bulunan yaşlılara, hem de aile yanında kalan, evde bakım hizmetlerinden de yararlanan yaşlı yurttaki hizmetlerde uygulanılıyor bir şekilde. Şimdi burada ailenin içindeki düzen nasıl olacak? Genellikle geniş aileden toplumumuzdaki değişimle beraber, geniş aileden çekirdek aileye geçen Türkiye'de insanlarımız artık anne baba, büyük anne, büyük baba ile birlikte yaşamıyor. Daha çok çekirdek aile şeklinde yaşıyorlar. Ve bu süreç içinde büyük anne, büyük baba da farklı bir ortamda, başka bir evde ve kendi düzenleri içinde yaşamaya başlıyorlar. Oysa büyük anne ve büyük babanın daha çok desteğe, hem sosyal desteğe, hem de hatta ekonomik desteğe, hem de psikolojik desteğe ihtiyacı var. Evlatlar kendi ailelerini kurduktan sonra kendi düzenleri çerçevesinde bu sefer büyük anneyi, büyük babayı fırsat buldukça ziyaret etmeye başlıyorlar. Oysa onların hem psikolojik desteğe ihtiyacı olabiliyor, onların bir şekilde kendi çocuklarıyla beraber geçirme istekleri, zamanları daha çok, oysa çocukların daha az. Neden? Çünkü çalışma hayatı var, para kazanma kaygısı var bir yandan. Bir yandan da yine yeni nesil geliyor ki torunlar geliyor arkasında. Torunlarla beraber dedelerin ve ninelerin bir araya gelmesi, onların aralarındaki ilişkiler, kuşak farklılığı, dedelerin, ninelerin deneyimlerini kendi evlatlarıyla beraber torunlarına da aktarması ve bunu paylaşırken kimi zaman da kuşak çatışması da yaşanabiliyor. Bu durum aynı şekilde kurum bakımı altında kalan yaşlılarda da var. Şimdi kendi ailesinde çocuklarıyla ilişkileri bozulan, zaman zaman. Bazen yalnızlık duygusuyla tamamen kendini elini ayağını her şeyden çeken ve kurum bakımı ihtiyacı hissederek huzuruna yerleşen yaşlılar da genellikle benzer duyguları yaşayabilirler. Çok deneyimli olan insanlar var. Çalışma hayatında çok üst düzey görevler almış. Hatta işlerinde yazarlık yapmış, kitap yazmış. Hocalık yapmış, üniversitede hocalık yapmış ya da mahkemelerde çalışan, savcılık olarak çalışan, hakim olarak çalışan insanlar bile bazen bu yalnızlık duygusundan dolayı huzur evindeki verilen hizmetten yararlanabiliyorlar. Zaten bu hizmetlerden yararlanmak her yurttaşın hakkıdır. Bu bir lütuf değildir. Her birey bu hizmetten yararlanabilir ve herkesin de böyle bazen bu tür hizmetlere ihtiyacı olabilir. Burada kalan bireyler toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması için özellikle kurum bakımı altında bulunan, hatta aile yanında kalan yaşlara da aynı hizmetleri yerine getirmek gerekir.
Bu da nedir? Örneğin yaşları parka götürmek çok basit bir şeydir. Sabah yürüyüşleri yapmak, yaşlıyla beraber kitap okumak ya da gazete okumak, günceli takip etmek, televizyon izlerken bir haberi birlikte yorumlamak, fikir alışverişine bulunmak ya da güncel siyasi konularda karşılıklı fikir alışverişine bulunmak ya da kendileriyle ilgili herhangi bir konuda onunla bu konuyu paylaşmak. Örneğin yaşlılık dönemindeki hastalıkları konuşmak. Bununla ilgili ilaçların dışında kendini daha iyi hissettirebilecek ne tür egzersizler yapabilir? Vücudunu nasıl daha rahat ettirebilir? Daha rahat nasıl kullanabilir? Kendi kaslarını nasıl daha iyi hale getirebilir? Yorgunlukları nasıl atabilir? Bununla ilgili konular paylaşılabilir. Bunlar yaşlıyı daha iyi hissettiren konulardır aslında. Biz de sosyal uzmanları olarak psikologlar, fizyoterapistler birlikte bu tür etkinlikleri yerine getiriyoruz. Aslında hedefimiz yaşlıları toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamaktır. Bu ne demektir? Yaşlılarla beraber tiyatroya gitmektir. Sinemaya gitmektir. Birlikte küçük gruplar halinde şehir gezileri yapmaktır. Örneğin şehirde biraz önce söyledim, parkta gezmektir birlikte. Ya da şehrin bir alışveriş merkezinde beraber gezmektir. Birlikte gençlerle bir araya gelmektir. Onlarla deneyim paylaşmaktır. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Biz bu tür organizasyonları gerçekleştiriyoruz huzur evlerinde. Aile yanında kalan yaşlara da benzer davranışlarda bulunmak onları daha iyi gelecektir. Dolayısıyla büyük anne, büyük babayla torunların parka gitmesinden daha güzel bir şey yoktur aslında. Sağlıklı yaşlanmak, aktif yaşlanmak, toplumsal yaşamın içine tam gelmek. Örneğin bankaya gitmek. Bankada torunla beraber gitmek, hatta onunla birlikte bankadan maaşını almak, bunu birlikte ödemeleri yapmak, birlikte gezmek, bir kafede oturmak, bir bardak çay içmek ona iyi gelecektir. Çünkü gün boyu kapalı bir mekanda yaşlının oturması ve hiç hareket etmemesi onu gittikçe daha geriye götüren bir davranış olacaktır. Hem fiziksel açıdan hem de psikososyal açıdan. Bu çok önemli bir şeydir. Kurum bakımı altında kalan yaşlıların da hatta rehabilitasyon bölümünde kalan yaşlılar da dahil olmak üzere sürekli bu tür etkinliklere katılması gerekmektedir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani sürekli sen artık yaşlandın otur biz yapacağız, sen kalkıp suyunu alma biz sana su getireceğiz gibi davranışlar doğru davranışlar değildir. Onu mutfağa göndermek, kendi suyunu kendisine içmesini sağlamak da ona saygısızlık yapmak değildir. Yerinden kalkması önemlidir. Hareket etmesi önemlidir. Vücudundaki bazı yaşlarda gördüğümüz dolaşım bozukluğunun çoğunu ortadan kaldıran şeyler hareket. Hareket etmesi, egzersiz yapması, gün içinde sosyal yaşama katılıp arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, örneğin hareketlerin bir yerde buluşması, bu bir kafede olabilir ya da bir başka yerde olabilir. Ya da kadınların bir araya gelip eskiden olduğu gibi yaptıkları günlerde bir araya gelmeleri, onlara iyi gelebilir. Eski dostları görmek onlara iyi gelebilir. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmek yaşların hem toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlayacaktır hem de onların daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Yaşlılık ve yaşlanma konusunda önemli olan bir başka konuda toplum organizasyonunun yaşları katmak, onlarla birlikte üretken bireyler olmaları için bir takım etkinlikleri yerine getirmek. Ne demek istiyoruz bu konuda? Yaşlıları, onları üretime katkıda bulunabilecekleri etkinliklere dahil etmek. Örneğin halk eğitim merkezlerine açılan kurslara katılımlarını sağlamak ya da kurum bakımında bulunan yaşların atölyelerde yer almalarını sağlamaktan söz ediyoruz. Resim yapmalarını, sanata katkıda bulunmalarını, müzik çalışmalarına katılmalarını, mesela bunların içinde çok gençliklerin çok iyi müzisyen olan ya da dansçı olan insanlar da olabilir. Örneğin çok iyi halk danslarıyla uğraşan, başka ülkelerin müziklerini çok iyi icra edebilen ya da ülkemizin halk oyunlarını, halk müziklerini çok güzel bir şekilde hayata geçirebilen bireyler de söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra ürettikleri malın satışının sağlanması, onlara da ekonomik anlamda destek de getirmesi bir başka yapılması gereken konu olarak önümüzde duruyor. Bu yaptıkları çalışmaları, örneğin
ağaç işleriyle ürettikleri malzeme ya da deriyle ürettikleri malzeme ya da bir bakıma onları daha iyi hissedebilen, hem ruhsal açıdan rahatlatan yaptıkları resimlerin resim sergilerinde sergilenmesi ve bunun satışa sunulması da yaşlının toplumsal hayata katılımında önemli bir etki olarak bizim önümüzde duruyor. Yine toplum organizasyonu ve toplum örgütlenmesi açısından yaşlıların dahil olduğu sivil toplum örgütlerinin olması başka bir önemli konu. Yaşlıların bizzat kendi kurdukları dernekler aracılığıyla hem haklarını talep etmeleri hem de bu sivil toplum örgütleri aracılığıyla diğer sivil toplum örgütleriyle kurdukları ilişkiler ki özellikle gençlerle kurdukları ilişkiler kuşaklar arası iletişim de sağlayacaktır. Kuşaklar arasında kültürün aktarılması, kuşaklar arası iletişimin sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Bu bağlamda kuşakların birbiriyle paylaşacakları yaşlıların, deneyimli vatandaşlar diyelim onların, deneyimlerini gençlere aktarması, gençlerin de onların deneyimlerinden faydalanması oldukça önemli olacaktır. Yine ülkemizde daha önceki yıllarda çok etkili olan toplum merkezleri var idi. Toplum merkezlerinde ve yaşlı gündüzlü bakım merkezlerinde özellikle yaşlılar bir yere geldiklerinde çok basit gibi görünen bir satranç oyununu oynamaları, tavla oynamaları, domino oynamaları onları bir arada ortak bir üretime de yöneltebiliyordu. Neydi bu? Onları rekabet duygusunu daha da geliştiriyordu. Birbirleriyle olan bu rekabet duygusu onları daha iyi hissetmeye de neden oluyordu. Bu çalışmaları geliştirmek ve daha iyi hale getirmek oldukça önemli. Yine yaşlıların kendi evlerinde olan, özellikle ev yaşayan yaşlılardan söz ediyorum. Evde sabahtan akşama kadar ya da akşamdan sabaha kadar 24 saat boyunca sürekli evde yaşamaları, evde kalmaları onları daha içe dönük hale getiriyor diye daha önce söylemiştik. Bunun ortadan kaldırılması için, onların kendini daha yani iyi hissetmeleri sağlamak için yaşlıları bu bahsettiğimiz toplum merkezlerinde davet etmek, orada gün içinde onları misafir etmek, onlarla beraber boş zamanların değerlendirmelerine destek olmak önemli bir başka konu olarak önümüzde duruyor. Yine yaşlıların özellikle karşı cinsle olan ilişkilerinde kimisi o güne kadar kurduğu arkadaşlıkları yeniden acaba kurabilir mi? Karşı cinsle dostlukları yeniden canlandırabilir mi? Gibi kaygılar yaşayabiliyorlar. Bunu ortadan kaldırmak için örneğin karşılıklı bir dans kursuna onları katmak, beraberinde de bu dans kursunun sonunda onlara bir dans gösterisi yapmak, onların kendilerinin ne kadar yararlı bireyler olduklarını, kendini aynı zamanda da müzikle, dansla hem vücutlarını daha iyi hissettiklerini, bu bağlamda da karşı cinsle olan ilişkini geliştirebildiklerini gösterecektir. Bu da özgüvenlerini arttırmaya neden olacaktır. Bu anlamda yaşlılar artık sen yaşlandın, sen bunları yapamazsın demek doğru değildir. Her yaşın güzelliği vardır ve dolayısıyla yaşlılık dönemini yaşayan bireylerin de aktif yaşlanmayla özellikle bunu yerine getirebileceklerini hiç unutmamamız gerekir. Özgüvenlerin arttırılması psikososyal yönden onların gelişimlerine önemli katkı sağlayacaktır. Yaşlıların kendi kendilerine alışveriş yapmaları, paralarını yönetmeleri ya da kuşaklar arası iletişimle gelecekte olabilecek olan konular üzerinde fikirlerini beyan etmeleri ya da günceli takip etmeleri o diğer bireylerle olan ilişkinin gelişiminde ve özellikle toplumsal hayata tam katılımın sağlanmasında onların daha iyi hissetmeleri konusunda bize oldukça yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda şunu da belirtmek gerekir. Özellikle yaşlılar bize şunu söylerler. Derler ki artık bizim bir ayağımız çukurda, bu saatten sonra biz ne yapabiliriz ki? Artık burası son durak. Son durak olmadığını onlara anlatmamız gerekir. Yaşamlarının son anına kadar daha üretken, daha çalışkan, daha iyi hissedebilecekleri bir yaşamın onlar için mümkün olduğunu söylememiz gerekir. Tabii ki öncelikle fiziksel sağlıklarının yerinde olması gerekmektedir. Bunun için de fiziksel sağlıklarını korumak için
onlara bu işi nasıl yapacaklarını anlatmamız gerekiyor. İyi beslenmeleri, vücutlarına iyi bakmaları, sağlıkları açısından bir takım hastalıkları olsa da bu hastalıklarla baş etmenin yolları, tedavi zamanında almaları gereken hapları içmeleri gibi onları sürekli destekleyerek ve onların bu umutsuzluklarını ortadan kaldırarak yaşama daha bağlı hale getirmemiz gerekir. Bunu hem kurum bakım altında bulunan yaşlılara hem de evde kalan yaşlılar için söylediğim şeyler geçerlidir. Komşular arasındaki ilişki bir başka önemli etkendir. Komşuları ziyaret etmek, sadece bayramlarda değil, gün içinde de ziyaret etmek, komşuların eve gelmesi, onların misafir edilmesi, onlara hizmet etmek, sen yaşlısın, sen otur bakalım, kahveyi biz yapacağız demek yerine, bizzat kendisinin kendi yöntemiyle o kahveyi pişirmesini sağlamak, onu daha iyi hissetmesine neden olacaktır. Yine kurum bakımında kalan, huzur evlerinde bulunan, yaşlıların kendi kendine yemek yaptığı kat mutfakları vardır. Bu çok önemlidir bizim için. Gün içinde kurumların yemekhanelere çıkan yemeğin dışında yaşlının dışarıdan kendi isteğiyle satın aldığı, istediği yemeği pişirmek için yaratılan ortamdır. Gidip o mutfakta yaşlı istediği yemeği pişirebilir ve bunu da arkadaşlarıyla paylaşabilir. Bir şeyi üretmek, onu kendi hayal ettiği gibi bir hale getirmek ve bunu da sunmak her insana iyi gelir. Dolayısıyla yaşlılara da bu durum oldukça iyi gelir. Yine yaşlıların seyahat etmeleri bir başka önemli durumdur. Yaşlılarla uzun yolculuk yapılmaz gibi bir ön yargı doğru değildir. Yaşlılara uygun tatil programlarının oluşturulması, onların hem fiziksel sağlıklarının korunması aynı zamanda da psikososyal açıdan daha rahat hissetmeleri için o tatil boyunca yapılacak olan aktiviteler söz konusudur. Bunlar neler olabilir? İşte yüzmeden tutun da dağdaki uzun yürüyüşlere kadar bunların ormanda piknik yapmalarından tutun aynı zamanda onları şehir gezilere katmaya kadar bu yelpaze geniştir. Burada yaşlılara genel olarak ortak özelliklerin bir tanesi ki bu çok önemli bir şey çoğunda olan bir durum ölüm korkusudur. Ölüm korkusunu ortadan kaldırmak için de onları hayata bağlayan, gelecekle ilgili umutsuzluklarını ortadan kaldıran, onların kendini daha iyi hissedebilecek duruma gelmeleri için gerçekleştirilmesi gereken sosyal etkinlikler önemlidir. Sosyal etkinliklerden vazgeçmemek gerekir. Yatalak durumda olan yaşlıya bile sosyal etkinlik yapılabilir. Kendi bulunduğu yerde, odada ya da çevrede ona uygun, onun kendisini daha iyi hissedebileceği bir müzik dinletisi ya da onun gençliğiyle ilgili, kendi dönemiyle ilgili özellikle. Örneğin Avrupa'da çok ünlü olan bir grubu seven bir yaşlıya o grubun müziklerini dinletmek gibi örneğin. Ya da Türkiye'de geçmişte çok sevdiği bir halk müziği sanatçısını ona izletmek gibi ya da Türk sanat müziği söyleyen bir sanatçının konserini ona izletmek gibi etkinlikler yatalak durumda olan yaşlı gibi de kendisini daha iyi hissetmesine neden olacaktır. Aynı zamanda da onun yatalak olmasına neden olan rahatsızlıkların iyileşmesinde de önemli etkide bulunacaktır. Biz bunu görüyoruz. Yani kurum bakımından zaman zaman bu tür etkinliklerde bulunuyoruz ve geri dönüşlerde de olumlu ilerlemeler kaydettiğimizi biliyoruz. Bu yapılabilir. Umutsuzluğa asla yer vermemek gerekiyor ve inanmak gerekiyor. Tıpkı çocuklara yaptığımız çalışmalar gibi yaşlılarla olan ilişkilerimizde ve onların aktif yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak için yaşlılara inanmak ve onlarla birlikte bu yolda yürümek gerekiyor. Aktif yaşlanma ve yaşlılık döneminde de önemli olan bir başka konu da gönüllülerle çalışma ya da gönüllülük olarak tanımlayabiliriz. Toplum organizasyonunun içinde olması gereken yani sivil hareketin bir parçası aslında gönüllülük. Yaşlıyla bir araya gelmek, onunla birlikte paylaşımlarda bulunmak. Örneğin yaşlının çok sevdiği bir kitabı ona okumak. Yaşlılık döneminde bazen gözlükle görülemeyen yazıların gittikçe ufalması yaşlıyı çok okuyan bir yaşlıyı zor duruma sokabilir. Bu durumda ona okuma konusunda destek vermek, çok sevdiği
gazeteleri ya da mecraları okumasını sağlamak, onu daha iyi hissetmesine neden olacaktır. Bir başka şey yine gönüllü hareketin özellikle sivil toplum örgütleriyle beraber yapılan ya da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılan organizasyonlarda yaşlılara hem kuşaklar arası iletişimi kurmak konusunda hem de gençlerle bir araya gelmesi konusunda oldukça etkilidir. Gençler merak ederler yaşlıların hayatı nasıldır diye, kurum bakımı altında kalanlar için söylüyorum. Ya da genellikle kendi ailelerindeki yaşlarla olan ilişkilerin aynı zamanda bu kurumlarda da aynı olduğunu düşünüyorlar. Oysa durum farklıdır. Kurum bakımında yaşam, kuralda yaşamdır aslında. Sabah, öğlen, akşam ve ara öğünler hepsinin saati bellidir. Bu saatlerin dışında yaşlılar tabii ki istekleri şeyi yiyip içebilirler ama yemek saatleri bellidir. Dolayısıyla evindeki gibi yemek saati kendine bağlı değildir. Kurallı yaşam bazen yaşlılara iyi gelebilir, bazen de onu sıkıntıya sokabilir. Bu durumda işte gönüllerle beraber bir araya gelmek, onlarla yemek saatinde birlikte olmak, birlikte oturup yemek yemek bu önemlidir. Çünkü yalnızlık duygusu yaşlıyı yemek yemekten de uzaklaştırabilir. Evde bakım hizmetlerinin bir parçasıdır aslında. Gönüllü çalışmaların ev ziyaretlerinde sosyal uzmanlarla birlikte gitmesi, onlarla birlikte boş zamanlarını değerlendirmesi ya da onlarla birlikte ortak etkinliklere dahil etmeleri ya da onları alıp dışarıda gezmeleri. Örneğin tekerlekli sandalye ve transferini yapan bir yaşlıyı, bir gönüllünün haftanın belli günlerinde, belli saatlerinde alıp evinden çıkartıp parka götürüp gezdirip getirmesi önemli bir etkinliktir. Buradaki gönüllü çalışma da yaşlıya her zaman çok iyi gelen bir durumdur. Aynı zamanda gönüllü açısından da bu önemlidir. Yani bu tür etkinliklere katılan gönüllü insanlar da kendilerini bir işe yaradıklarını ve o yaşlıyla ilgili etkinliklerde yaşlının yaşamına olumlu bir katkıda bulunduklarını hissederler ve kendilerini bu yönde gelişimlerini de sağlarlar aynı zamanda. Çünkü kuşaklar arası iletişim bazen sıkıntılı da olabilir. Yani aynı konuda farklı düşünebilirler. Yaşlılar genellikle inatçı davranışlarda da bulunabilirler. Bu davranışları düzeltmek kolay bir süreç değildir. Davranış değiştirmek çok zordur insanlarda. Yaşlı insanlarda biraz daha zordur. Çünkü deneyimli insanlardır, yaşam deneyimleri vardır, bilgileri fazladır. Kendilerinden daha küçük olan kişilerin onların bilmediği bir konuda bilgi sahibi olmadığında yaşları kendilerini daha kötü hissettirebilir. Örneğin teknolojik alanda. Yani şimdi akıllı telefonlar var. Herkesin elinde genellikle gezen bir alet. Bir yaşlının hiç düşündünüz mü? Böyle bir yaşlımız var mesela. WhatsApp'tan kuruluştaki sağlık personeline mesaj atıyor. Benim yeni ilaçlarım geldi mi diye. Bir düşünün, bir hayal edin. 75 yaşındaki bir kadın yaşlı WhatsApp'ı kullanabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çağın gereklerinden bir tanesi. Hem akıllı telefonu var hem de akıllı telefonunu kullanılması gerektiği gibi kullanıyor. Yani son model bir araba alıp da onun özelliklerini kullanmamak, ona sadece binmek değil, onun bütün özelliklerini kullanmak gibi bir şey bu. Günlük hayatın içinde teknolojinin diğer nimetlerine yararlanmak. Örneğin bilgisayar üzerinden yakınlarıyla konuşmak, Skype görüşmesi yapmak. Yaşlının bir başka erkek yaşlımız mesela yine aynı şekilde Skype üzerinden Almanya'daki yakınlarıyla görüşebiliyordu ve bundan da son derece mutluydu. Çünkü kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmiyordu. Burada kuruluşta kaldığı dönemde yaşadıklarını paylaşıyordu. Almanya'dan isteklerini dile getiriyordu. Türkiye'de olan bitenle ilgili konuları yakınlarıyla paylaşıyordu. Bunlar önemli konular ve bu noktada gönüllü olan bireylerin kendisinden yaşça küçük bile olsa onun hayatına dokunması ve onunla birlikte yaşam paylaşması her zaman için yaşlıyı daha iyi, daha kendine özgüvenini artmış bir şekilde hissettirir. Şimdi bu organizasyonların artması için neler yapılabilir? Toplum organizasyonunu yerine getirirken toplumun örgütlenmesi gerekir. Toplum örgütlenmesinin temelinde de gönüllü çalışma yatar. Gönüllüler, profesyonellerin hazırladığı programlar çerçevesinde onların istekleri ve planları çerçevesinde çalışırlar.
kendi taleplerini dile getirirler. Profesyoneller bu işin olabilirliği ve uygulanabilirliği ile ilgili onlarla bu ortak çalışmaları birlikte planlarlar ve yaşlının yaşamına dokunmalarını sağlarlar. Bu çok önemli bir şey. Günlük hayatın içinde yaşlının talepleri nedir? Örneğin ben şehre gitmek istiyorum ve bir restoranda canım çok isteyen, canım çok çektiği bir yemeği yemek istiyorum. Ama benim bulunduğum noktadan restorana gitmek için ulaşımla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyorum. Bu konuda bana yardım eder misiniz dediği zaman bir gönüllü bunu sağlayabilir. Onunla birlikte kurum bakımında olan bu yaşlıyı yerinden alır, restorana birlikte gidebilirler, birlikte yemek yiyebilirler. Bu süreçte de yol boyunca karşılıklı paylaşımlar olabilir. İşte burada kuşaklar arası iletişim ve paylaşmanın önemini bir kere daha vurgulamak gerekiyor. Şimdi bir başka şey, yine yaşlıların doğum günlerini kutlarız. Gönüllülerle birlikte yaparız. Bu ay doğan kaç tane yaşlımız varsa gönüllülerimizle birlikte bir araya geliriz. Onların o günkü eğlencede ne istiyorlarsa, ne tür bir müzik istiyorlarsa, nasıl kendini iyi hissedeceklerse buna uygun bir organizasyon yapabiliriz. Bu organizasyonu da yine gönüllülerin katkılarıyla, katılımıyla yerine getiririz. Bir başka şey, sanatla ilgili etkinliklere yaşları katmak. Hiç unutmam, bir gün 85 yaşındaki bir teyzem bana dedi ki 85 yıldır hayatında ilk defa tiyatroya gittim dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? 85 yıl boyunca üstelik kentte yaşamasına rağmen, kısa kesimde olmamasına rağmen tiyatro ile gibi bir sanattan yoksun kalmış. Kimse onu götürmemiş bir tiyatro salonuna. Çok etkilendi bundan. Tiyatro salonu nasıl bir şey? Bir başka yaşlı, bedensel engelli bir yaşlı, tüm zorluklara rağmen, çevrede ulaşılabilirlikle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşamamıza rağmen, çevre düzenlemesiyle ilgili, onu da tiyatroya götürdük. Ve biz üç gönüllümüzle birlikte, bir de ben, dört kişi o yaşlımızı, tekerlekli sandalyedeki yaşlımızı Ankara'nın en önemli tiyatro salonlarından bir tanesine 27 basamakta, hiç unutmuyorum, aşağı indirdik. Ve 27 basamakta yukarı çıkardı. Çünkü uygun asansör yoktu. Onu taşıyabilecek bir ortam yoktu. Yine gönüllülerle başardık bunu. Yine bir başka şey, gönüllerde önemli olan şey bizim fayda sağlamalarıdır yaşlılarımıza ve onların hayatına. Burada genellikle gönüllü bireyler gelip yaşları görmek isterler. Görmek istemelerine biz itiraz etmeyiz ama bunu sadece seyretmek ya da bir film seyreder gibi yaşları gezip ondan sonra çıkıp gitmek ve onların hayatına hiçbir şey katmadan çekip gitmek bizim için gönüllü çalışma değildir. Gönüllü çalışmalar haftanın belirli günlerinde, belli saatlerinde ve bizim planladığımız çerçevede yerine gelir. Bu etkinlik hem gönüllünün kendi talepleri doğrultusunda olur hem de yaşların talepleri doğrultusunda olur. Önemli olan iki kuşağı bir araya getirmektir. İki kuşağın arasındaki iletişimi olumlu şekilde hayata geçirmektir. Ve yaşlının hayatına dokunarak bununla bir davranış değişikliği yaratmaktır. Hayatında ilk defa tiyatroya giden bir yaşlıya bundan sonraki yaşamında da düzenli olarak tiyatroya götürmektir. Ve zamanında da bunları yapamayan, bir sinema filmini seyredemeyen ya da özlem duyan sinemaya çok giden, gençliğinde yazları açık sinema salonlarında film izleyen bir kişinin bu alışkanlığın birden ortadan kalkması onu çok daha kötü hissetmesine yol açabilir. Bu noktada yine gönüllülerin katkısıyla o kişiler yazlık sinema olmasa da bir sinema salonunda istediği bir filmi seyretmesini sağlayabilirler. Bir başka şey, üretimle ilgili organizasyonlarda bir atölyenin kurulmasında, o atölyenin işletilmesinde, o atölyede yapılacak olan üretilecek olan malın ham maddesinin bulunmasına yine gönüllülerin katkı ve katılımı sağlanabiliyor. Bu noktada da kimisi malzemeye getirir, kimisi bizzat öğretici olarak çalışır. Bunların tamamı gönüllülükle yerine getirebilen çalışmalardır. Bizim de kuruluşlarda yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi. Aynı şekilde sadece yaşlılara hizmet eden gönüllüler olarak düşünmüyoruz. Yaşlıları da gönüllü olarak katabiliriz başka çalışmalara. Örneğin öğretmen olan bir yaşlıya gönüllü olarak okuma yazma kursu verdirebiliriz.
okuma yazması olmayan diğer yaşlılara, yani yaşlıdan yaşlıya okuma yazma eğitimi verdiğimiz, bu da bir başka gönüllü çalışma. Yani hizmet alanla hizmet veren, aslında hizmet alması gereken grupta olan her iki yaşlıyı da aynı çalışmaya katabiliriz. Bu tür çalışmaları arttırmak mümkün, örnekleri de arttırmak mümkün. Ama en önemli olan şey, gönüllü çalışmada sınırları iyi bilmek çok önemli. Çünkü gönüllü olarak bir kuruluşa girdiğiniz zaman kuruluşun müfettişi gibi davranmanız doğru değildir. Kuruluşun bir yönetimi vardır. Eve de gitseniz o evin de kuralları vardır. Önce kapıya da zile basarsınız eve girebilmeyeyim diye. Bir huzur evine gelmeden evvel de huzur evine bir ararsınız ben oraya gelebilmeyeyim diye. Eğer uygunlarsa sizi alırlar içeriye. Uygun değillerse almayabilirler. Bu da bir reddedilmek ya da işte ha o kuruluşta çok kötü şeyler oluyor o yüzden bizi almıyorlar demek değildir. Yaşlı bakımında iyi uygulama konusunda Almanya ve İngiltere'de yaptığımız ziyaretler sırasında hem ülkemize yaptığımız uygulamalar hem de her ülkede yapılan uygulamalarda benzerlikler ve farklılıkları gözlemledik. Bu bağlamda özellikle İngiltere'de yapılan 2014 yılında yapılan yasa değişikliğiyle yaşlıya götürülen hizmetlerde yaşlının isteklerinin ve kararlarının daha öne çıktığını gördük. Bunun dışında her iki ülkede çok önemli olan bir konu vardı. Bu da bakım sigortası ile ilgiliydi. Ülkemizde yaklaşık bir 10 yıldır çok üzerinde çalıştığımız ve mutlaka hayata geçmesini istediğimiz bakım sigortası konusu çok önemliydi. Her iki ülkede de bakım sigortasına sahip olan yaşlıların bakımlarıyla ilgili olan masraflar bu sigortadan karşılanıyordu. Bu ne demekti? Ücreti yetmeyen, örneğin aylık maaşı 1500-2000 euro civarında olan geliri bu civarda olan bir yaşlının ödemesi gereken 4000 euroluk aylık ücretin 2000 eurosunu bakım sigortası karşılıyordu. Türkiye'de de buna benzer bir uygulamanın yapılması oldukça önemli. Bu anlamda hem kalkınma planlarında hem de bakanlıkların kendi bütçelerini hazırlanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu konular hep götürüldü, anlatıldı. Ancak henüz tüm ülkemizde bakım sigortası ilgili bir çalışma yerine getirilemedi. Yaşlılara yönelik iyi uygulama konusunda yaşlı istismarının her iki ülkede de yaşlı istismarı, zorlayıcı davranışlar yaşlılarla çalışırken, sosyal etkinlikler ve engellilikle birlikte yaşlılık konusu eğitimlerle tamamlandı ve bu eğitimlerde alınan bilgiler ülkemizdeki huzur evlerinde çalışan bakım elemanlarının çalışma hayatına da uygulandı. Bu çalışmalarda özellikle gezilen kuruluşlarda verilen hizmetin farklılığı, özellikle yine bakım standartlarının her iki ülkede de benzerlik göstermesi bizim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi. Örneğin bir yaşlının vücut bakımının yapılması ya da ihtisas kurumlarının açılması, örneğin Alzheimer olan ya da demans olan yaşlıların aynı kuruluşta kalması, diğer yaşlıların farklı kuruluşlarda kalması gibi. Çünkü ülkemizde bu ayrım henüz yapılmadı. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Bunun yapılması gerekiyor. Çünkü Alzheimer, demans ve sağlıklı yaşlılar aynı kuruluşlarda kalıyorlar. Ve bunun getirdiği sıkıntılar var. Almanya'da da özellikle sosyal etkinlikler konusunda yapılan çalışmalar, yaşlıların katıldığı bahçelerde yapılan etkinlikler, ki huzur evinin bahçesi oldukça geniş bir bahçesi olan bir kuruluşta, onların kahve hazırlamaları, kahve sunmaları, bir kantin işletmeleri, bir lokanta gibi olan bir kısımda yemeklerini kendileri yapmaları ve servis etmeleri dikkat çekici konulardan bir başkasıydı. Bir diğeri yine aynı kurumda bir grup hayvanların beslenmesi, bunlar işte atlar, geyikler, tavuklar gibi farklı gruplardaki hayvanların beslenmesi, bunların bakımı, bunlardan alınan ürünler, işte yumurtalarının toplanması ve bunun beslenme konusunda kullanılması yaşlıların katıldığı etkinliklerdi. Bizim de ülkemizde buna benzer etkinlikleri yapıyoruz ancak Almanya'da özellikle
biraz da huzur evlerin bulunduğu bölümlerin, mekanların, çevrenin farklı olması, daha çok ormanlık bölgelerde bunların tercih edilmesi, bu tür etkinliklerin daha iyi yerine getirilmesine neden olabiliyor. Belki bizim de ülkemizde bu tür huzur evleri seçilirken daha ormanlık bölgelerde ya da kırsal kesime daha yakın yerlerde seçilmesi daha uygun olabilir.